Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü değişik hikayemiz ikinci el bir eşya. Tabii ki içeriğinde dikiş barındırıyor. Oğlum doğduğundan beri arabada puset kullanıyorduk. Artık puset yetersiz kalmaya başladı ve biz de mağaza mağaza gezmeye başladık oto koltuğu almak için. Beğendiğimiz oto koltukların fiyatları arabamızın bir taksitini ödeyecek noktada yüksekti diyebilirim. Biz de oto koltuğu araştırırken bir değişik hikayesinin başlangıç aşamalarındaydık. Yani projeler nasıl olur, neler yapabiliriz diye fikirlerim vardı. Bunlarla ilgili notlar alıyordum. Sonra dedim ki ikinci el eşya alarak neden bunun dönüşümünü yapmayayım ki? Neden bununla başlamış olmayalım ki? Ve ikinci el olarak almaya karar verdim. Netgo'ya girdim ve koltuklara bakmaya başladım. Koltuklara bakarken elim yanlışlıkla bir tane satıcıya mesaj göndermiş. Ben farkında değilim. Mesaj kutuma mesaj gelince koltuğa baktım. Güzel. Fiyatına baktım. Fiyatı da uygun. Sonra internetten girip araştırdım. Yorumlar da gayet olumlu. Kullanan herkes memnun olduğundan bahsetmiş. O zaman neden olmasın dedim ve satıcıya geri döndüm. Ufak bir pazarlıkla hemen o akşam koltuğu aldık. Eve geldikten sonra hemen kılıfını çıkardım. Makineye 95 dereceye atarak kılıfı yıkamaya bıraktım. Sonrasında koltuğun kendisini temizlik malzemesiyle ovarak temizledim ve ardından banyoda yıkayarak deterjanından arındırdım. Sonrasında koltuğu bir havlu yardımıyla kuruladım ve havlunun girmediği yerleri de fön makinesinden yardım alarak kurutmaya devam ettim. Koltuk kılıfı yıkanıp kuruduktan sonra koltuğun temiz olan halini üstüne geçirdim ve tıraş bıçağıyla üzerindeki pütürcükleri temizledim. Zaten bu haliyle bile yeterince çok temiz bir görüntüye sahip olmuş oldu. İçerisine minder almayı düşünmüştüm. Hem kullanış açısından daha rahat eder hem de temizlik anlamında çıkarıp hemen yıkayıp tekrar yerine koyabilirim diye düşünmüştüm. Araştırıp fiyatlarına bakınca fiyatları çok yüksek geldi açıkçası. İnceledim biraz. Baktım ki çok basit bir dikişi var. Neden bunu da ben dikmeyeyim ki dedim. Sonra eve geldim. Malzemeler var mı yok mu onları araştırdım. Baktım üzerine dikeceğim pamuklu kumaşım mevcut. İçine koyacağım sünger mevcut. Zaten ikisiyle yeterince güzel bir şey ortaya çıkarabilir. Yani tamamen gerisi beceriye kalmış bir şeydi. Hemen başladım. Minderimi diktim. Bir para vererek almam gerektirecek hiçbir şey yok. Bu yüzden sadece koltuğumun maliyetiyle yani sadece 150 liraya tertemiz ikinci el olan eşyayı yenileyerek kullanıma sunmuş oldu. Dağıtmadan devam edelim. Şimdi minderi dikmeye geçelim. Pamuklu bir kumaş kullanıyorum. Kumaşım nevresimlik olarak satılan kumaşlardan aslında. Genel olarak baktığımda bu kumaş kullanılmıştı. Bu yüzden evimde olduğu için bunu tercih ettim. Sizler elinizde olan herhangi bir kumaş kullanabilirsiniz. Hatta dak bezi bile kullanabilirsiniz. Kumaşımı ortadan ikiye katlıyorum. Fazlalık kısmını kenarda bırakıyorum. 70 santime 40 santim genişlik ayarlıyorum ve bu kısmından katlıyorum. Yani toplamda 80 santim genişlikte kumaşın olması yeterli olacak. Boyu da 70 santimdi. Kumaşınız yoksa hazır alacaksanız 70 santimlik bir kumaş sizin için yeterli olacak. Çünkü bu kumaşın da zaten yarısını kullanacaksınız. İşaretlemeleri yaptıktan sonra kesimini yapıyorum ve minder olacak kısım böylece çıkmış oluyor. Daha sonra kat kısmından tekrar kesiyorum. Yani minderin arkası ve önünü oluşturacak parçalarım. Ortadan ikiye katlıyorum. 4-5 santim kadar üçgen şekilde kesiyorum. Üçgen kesmemin sebebi
Bu kısım baş kısmına denk gelecek. Geniş kalıp düz olmasını istemiyorum. Baş kısmındaki oyuntu yere yerleşmesini istiyorum. Bu yüzden hafif üçgenlik vererek kestim. Daha sonra elimde bulunan süngerin üstüne yerleştiriyorum ve minderimin ölçüsü boyutunda süngerimi de keseceğim. Maliyet hesabı yapacak olursak toplamda 3 lira kumaşı, 2 lira da süngeri, yani 5 liraya mal olmuş oluyor. Satış olarak bakarsak 40 liradan başlayıp yukarıya doğru devam ediyor. Yani çok karlı bir iş yapmış oluyoruz böylece. Süngerimi de kesip çıkardım. Üzerine tam olarak yerleştirip bacak arası kısmından kemerin çıkacak olan yerini belirliyorum. Yani tam orta noktasından 20 santimlik olan yerini işaretliyorum. Yukarıya doğru benim koltuğumda 17 santimlik yükseklik yeterli oluyordu. Bu yüzden 17 santim olarak alıyorum. Sizler muhakkak kullandığınız oto koltuğunun ölçülerini alarak bu işlemleri yapın. Çünkü her koltuk aynı ölçüde olmuyor. Santim yüksekliği tepe noktası olarak belirliyorum ve yuvarlak herhangi bir materyal bularak burayı kalemle işaretliyorum. İşaretlediğim kısmı makasla kesiyorum ve yuvarlak olan kısmı da makasla keserek çıkaracağım. Bu sırada sünger ve kumaşınızın kaymasını önlemek için iğneleyebilirsiniz. Ben sünger kumaşımı tuttuğu için iğnelemedim. Sizler herhangi bir hataya fırsat vermemek için daha temkinli davranabilirsiniz bu aşamada. Kumaşımın yuvarlak kısmını çıkardıktan sonra süngerimin yuvarlak kısmını çiziyorum ve o kısmı da çıkaracağım. Çıkarırken 1 santim daha geniş şekilde kesiyorum. Çünkü dikişimi yaptıktan sonra kumaşım daralmış olacak. Bu darlığı önlemek adına süngeri daha sonra içine yerleştireceğim için bu payı vererek çıkarıyorum ve süngerimin orta noktasını kestikten sonra sağından ve solundan da 1 santim geniş şekilde kesiyorum. Ve tüm çevresinden 1,5 santim kadar daha daraltıyorum. Bunların hepsi dikiş payı olarak düşünülebilir. Çünkü sünger içine geçecek, potluk yapar, hoş bir görüntüye sahip olmaz. Bunu keserek önlemiş oluyoruz. Yuvarlak kısma yapmamız gereken küçük bir işlem var. Diktikten sonra gergin bir görüntüye sahip olur. Bu görüntüyü önlemek adına küçük küçük çıtlar atıyorum. Yani yarım santimde bir diyebilirim. Evet, yarım santimde bir küçük küçük çıtlar atıyorum. Dikerken hem rahat dikmemizi sağlayacak hem de kumaşı çevirdikten sonra potluk olmayacak.
dikişe geçeceğim. Sadece bir kısmını açık bırakacağım. Çünkü oradan kumaşı çevirmek istiyorum. Sağ ve sol kanattan oluşuyor alt kısmı. Alt kısmının bir tarafını açık bırakıyorum. İlk giriş noktam kemerin geçecek kısmından oluyor. Böylece alttaki kısmı en son geldiğimde dikmemiş olacağım. Tek seferde dikiş işlemini tamamlıyorum. Kenarlardan dönerken iğnemi kumaşın içine sabitliyorum ki herhangi bir adım atlama olmasın diye. Giriş ve çıkışlarda ileri geri işlemini de yapıyorum ve sabitliyorum böylece dikişimi. Dikiş işlemi bu kadar basitti. Hiç ekstra bir şey yok aslında. Açık kalan kısımdan tersine çeviriyorum. Süngerimi rulo yapıyorum ve açık kalan kısımdan içeriye yerleştiriyorum. Sizler dilerseniz sünger yerine elyaf kullanabilirsiniz. Alt kısmında kalan açıklığı da içeri doğru katlayıp makineyle dikiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.